Babacars'tan aracı almak yemek siparişi kadar kolay. Üstelik ücretsiz eve teslim ve 14 gün iade imkanıyla. O zaman haftanın bir başka kaybedeni Manchester City, Crystal Palace, Patrick Vieira. Biliyorsun o grubun bir parçasıydı, evet. Patrick Vieira. City futbol grubunun. Altyapısını çalıştırdı Manchester City. Altyapıyı çalıştırdı. Amerika'da New York'u mu çalıştırdı? Galiba. Sanki New York City'yi de çalıştırdı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O da ne grup kurdular ya. Pirlo'yu aldılar, Lampard işlerini aldılar, Patrick Vieira'yı falan. Şimdi geldi Crystal Palace'ı Roy Hudson'dan sonra. Ben beğeniyorum Palace'ı. Sezon başından beri iyi oynuyorlar tabii, zaten. Hep bak oyunları, yani, hep oyunları var yani. Bir de tabii ki Palace'ın futbola bakışı çok güzel. Yeni altyapı tesisine başladılar. 2-3 sene önce onun yatırımlarını yapmaya başlamışlardı. Yaklaşık 200 milyon pound para yatırıyorlar oraya. Şöyle düşün efendim, yani lütfen 200 milyon pound dediğimizde vay Türk parasıyla bu kadar yatırıyorlar demeyin, birim olarak düşünün. Yani Türkiye'de altyapı harcanacak 200 milyon TL olarak düşünün bunu ki daha sağlıklı bir mukayese yapabilelim. Yani. Ya istiyorsanız pound'la TL'ye de çevirip düşünebilirsiniz. Vaktiniz varsa, varsa bu kadar. Yani. Kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız 200 milyon birim 200 üzerinden 200 milyon çarpı 13 mü 14 mü? 13-10 oralara çıktı iş yani. Yani mevzu aslında bir vizyon mevzusu. Şimdi Crystal Palace, Crystal'ın ya da Palace'ın takımı değil, Londra'nın takımı. Hani Sparta'yı Sparta'da, Crystal'ı Crystal'da yeneceğiz de. Crystal Saray, evet, ismindeki. Gökhan Zan'ın sahibi oldu. Yani bu bir Londra takımı ama Londra'nın şey takımı, yani geride kalmış takımı. Çünkü Londra'da dediğimiz yerde Chelsea var. Tabii canım. Arsenal var. İşte Tottenham var. Fulham var. Yani Londra'da bayağı baba takımlar Kasımpaşa var. Kasımpaşa gibi düşünün efendim Crystal Palace'ı. Ya, yani şey, aslında daha da atılı. O zaman yani nasıl diyelim? Fatih Karagümrük diyelim. Belki. Atıllıktan kastımız şu. Kötü ya, anlamda kullanmıyoruz. Süleyman Urma öncesi Fatih Karagümrük gibi düşünün. Yani evet. İmkanlar diğerleri tarafından hemen kapılıyor. Evet. Ama Crystal Palace şunu yapıyor. Ya benim diyor bir hedefim var, bir vizyonum var. Abi Londra'da bir genç yetenek çıktığı zaman Chelsea, Arsenal, Tottenham bu genç yeteneği benden alsın. Hı hı. Ben yetiştireyim, ben bulayım diyor. Özellikle Londra'nın gettolarına yayılıyor. Londra'nın varoşlarındaki çocukları, suça meyilli mahallelerindeki çocuklarını çıkarıyor. Belli bir yaşa kadar 16, 17, 18'e kadar, hatta 15'e kadar yetiştirip Tottenham'ı 18'e gönderiyor. Arsenal U17'ye gönderiyor. İşte Fulham A takımına gönderiyor. Bu bir vizyondur. Bu bir kendini tanımadır. Ve adam buna yatırım yapıyor. Neler yapabileceğini bilmek. Hayat hep böyle başlar. Ve belki bu şekilde bu şekilde Crystal Palace'ı yıllardır Premier Lig'de görüyoruz. Evet. Ve hani şey bir takım değil yani. Ne düşmemeye oynayan bir takım. Tamam yukarıyı da zorlamıyor ama belki zorlayacak. Belki de 4 sene sonra zorlamaya başlayacak. Belki kendisini Big Six'in içine atmaya çalışacak bu bağlamda. Evet. Hayat bu, belli olmaz. Büyük altı dediğimiz o Big Six'in içine atmaya çalışacak. Mesele şu, yani genel anlamda hadiseye şöyle bakalım. Mesela Wolfsburg, şimdi Almanya'ya dönmedik ama anlatmak için söylüyorum. Wolfsburg da geçen senenin çok başarılı takımıydı. Van Bommel'i getirdiler başa. Teknik direktör Eintracht Frankfurt'a gittikten sonra Adi Hütter'in yerine. Olmadı. Şimdi İki tane olmayan vardır. Bir, sen sahada skor alamıyorsundur ama oyun, kurgu, oyuna dair ilerlemeler, saha içindeki oyuncuların aldığı keyif de dahil işin içine katmak üzere sana ileriyi, koridorun ucunu gösteriyordur. Yani orada bir ışık yanıyordur ve o ışık üstüne gelen tren değildir. Seni karanlıktan aydınlığa çıkartacak olan ışıktır. Bir de üstüne gelen tren ışığı vardır. Wolfsburg orada üstüne gelen treni gördü, ışığı gördü ve anında değiştirdi ve Leverkusen karşısına galip geldiler. Burada Vieira belki skoru alamadı. Alamadı ama sezon başından beri izlediğimiz Crystal Palace kendi imkanları doğrultusunda sahada çok doğru işleri yapan takımdı. Yani oyun olarak seni aydınlığa çıkartacak olan ışık yanıyordu tepende. Üstüne gelen trenin ışığı yanmıyordu. Bu da çok değerli. Ve yine Londra'nın yetenekli çocuğu Gallagher. Evet. Ve Zaha. Gallagher benim adamım zaten yani. Ciddi sakatlıktan dönen Eze. Bu oyuncularla uygun da bir yapısı var. Ki Eze şeyden alındı, Championship'ten alınan tabii, bir tabii oyuncudur. Onu da hatırlatalım bir kez daha. Şunu söyleyelim Palace için. Sonra City Guardiola tarafını sana pas atacağım. Böyle giderse yeni Burnley olurlar. Hı-hı. Nedir yeni Burnley? Rakip büyük takımlara zorluk çıkaran, kimsenin gitmek istemeyeceği, oynamak istemeyeceği, deplasman, gidip de görmek istemeyeceği rakip haline gelirler. Evet. Crystal Palace'ı da böyle hani blok 4-5-1, 4-5 tık
bloğu kurmuş, uzun topa dayalı, indirilenleri, ikinci topları toplayabilen, ne olduğunu, nasıl oynayabileceğini bilen bir takım. Evet. Hani bu haftanın da en azından yani herkes tarafından bilinse de öneri takımımız, hep yaptığımız gibi. Evet. Crystal Palace. Crystal Palace'ı bir takip edelim. Patrick Vieira'yı. Yanıla da biliriz. Ama ilginç bir takım var diyelim. City'yi sana pas atıyorum. Neden yani, olmadı? Yani City şöyle, geçen seneye çok benzetiyorum ben süreci. City yine kötü başlayıp arada bir toparlanma sürecine girip arada bir tane kaybedip sonra tekrar giden bir takımdı. Ama tabii şimdi artık Agüero da yok. Guardiola daha farklı bir kurguyu da deniyor. Yani genel anlamda savunma dörtlüsünde de bazen bir oyuncunun değişikliği olsa bile artık orta sahada şeye inanmazsın ya bazen. Hani bizdeki inanışa biraz terstir. Bazen Fernandinho'yu kullanır Guardiola ihtiyaç duyduğu zamanlarda. Ya maçın başında ya da maçta öne geçtikten sonra ihtiyaç duyduğu takdirde, ama çok proaktif bir orta üçlüyle oynuyor. Ve bu orta üçlünün hiçbirisi bizim Türkiye'deki terimiyle 6 numara değil bu adamların. Hep oyunu ileriye doğru yönlendirmek isteyen kurgu. Bir de 100 milyon sterlin vermiş olduğun Jack Grealish olunca, Jack Grealish de bir kurgunun üzerine gitti. Biliyorsun Kevin De Bruyne sakatken. Şimdi hatta Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Grealish'in ne kadar önemli bir oyuncu olduğundan tekrar bahsetti Pep Guardiola. Onu da hatırlatalım bir kez daha. Bu kazaları yaşayacak Manchester City. Kaza derken şu bağlamda. Yani normal şartlarda hani bizdeki klişeyle kullanalım. 10 maçın 8'ini City kazanır deriz değil mi Crystal Palace'da oynadığın zaman kurguya dair. Ama artık rakip menajerlerin, özellikle Premier Lig'de senin kendi zaaflarını kapatmak yerine rakibin en zayıf noktası üzerinden bir oyun inşa ettiğini görüyoruz. Bizde öyle değildir. Bizde kendi zaaflarını kapatabilmek için rakipten ziyade rakibin güçlü yönlerini kapatmak yerine kendi zaaflarını kapatabilmek için önlem aldığın vakit muhakkak başka bir yerden açık verirsin. Yani bu şeydir. Şöyle çekersin, yorganı bir taraf açıkta kalır. Böyle çekersin olmaz. Ayağın düşüyor derken orayı kapatayım derken buran açıkta kalır gibi şeyler. Ama Crystal Palace başta olmak üzere İngiltere'deki menajerler artık bunu yapmıyor. Aralarındaki yani, son 18 maçın 14'ünü Manchester City kazanmış. Evet. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Ya yani mesela ne görüyor? Aa evet diyor. Burada şimdi orta sahaya devrilen bek oynatıyor diyor. Ben orta sahaya devrilen bekin hangi nerede yakalarsam oraya eksik yakalarım diyor. Çünkü mesele şu. Manchester City'nin şuradaki zincirini bozabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Geçen sene burası bozulsa bile geçen sene burayı o kadar doğru inşa etti ki Pep Guardiola. Zaten Premier Lig'de şampiyonluğu getiren oydu. Ama buradaki zincir bozulduğu anda işte istiyorsan Kyle Walker'a sahip ol. İstiyorsan aynı anda Kyle Walker'la beraber atıyorum sol tarafa da Manchester United'dan Luke Shaw'u transfer et, ona göre oyna. Yok, hep o açıkları veriyorsun ki Luke Shaw'un iki hafta önce yedirdiği golleri hatırlatalım. Yani bak, en güçlü yanının zaaflarından faydalanmak. Patrick Vieira biraz ona çalıştı bence bu maçta. Rakibinin zaaflarından faydalanmayı becerebilmek. Ve oldu da. Evet. Tabii Guardiola da maçta çok aradı ya. Ben şimdi maçın akışına baktım. Şimdi normal başladı klasik 4-3'ü ile. Sonra 10 kişi kaldı. 3-4-2 oldu bir anda. Sonra Stones girdi. 4-4-1 oldu. Mahrez girip Grealish sahadan çıkınca tekrar 3-4-2 oldu falan. Bayağı zorladı. Bayağı hamle yaptı ama çok sert bir Palace vardı yani. Yani mesele şu, yenilirken bile doğruları yapabilmek için tüm eforunu harcayabilmek. Hem menajer olarak hem oyuncu olarak. Manchester City sana bunu yapıyor zaten yani. Aa işte eyvahlar olsun 10 kişi kaldık öyle oldu böyle oldu gibi bahanelere sığınmak yok. Ha oyun böyle mi oldu? Tamam, o zaman biz bunu oynayacağız. Ve yani artık işte atıyorum hani 4-3-3 formasyonuyla başlarsın ama yani maç içinde üçlüye dönüyor, ikiliye dönüyor. Bazen 2-1 yani iki hemen önüne bir oyuncuyu stoperleştirmeye çalışıyor. Ön stoper gibi yapıp buraları derinleştiriyor. Yani şimdi tabloyu ben önümüzdeki hafta veririm. Onun üstünden de tartışırız. Pep Guardiola'nın 2-3-5'i üzerinden tartışırız onu. 2-3-5'i oynamanın 4 tane farklı formasyonu var. Yani beklerinle beraber oyun katılımıyla. Bir taraf çizgiyi kullanan bekleri, bir taraf içeri devrilen bekleri gibi. Onu gelecek hafta detaylı konuşuruz. Guardiola hep bunun peşinde. Ha, kaybedecek. İstediği santroforu bulabilirse, şimdi Ferran Torres'leri yapıyor orada. Bazen Bernardo Silva'yı burada görüyorsun. Ferran Torres kayıyor. Araştırmalar var ama kendisine derinliği verdiği anda, yani derinlik veren santroforla buralarda kalabalıklaştığı anda belki de o zaman Grealish, Kevin De Bruyne çok daha fazla anlam kazanacak sizde. Liderden konuşmadan Premier Lig'in asıl gündemine geçmeyelim. Chelsea Newcastle'ı 3-0 yendi. Lukaku yok, Timo Werner yok, Kovacic yok, Pulisic yok, Mason Mount yok. Ama oyunu domine eden, %79'a %21 topla oynama,
698'e 123 pasla 90 dakikayı bitiren bir Chelsea var. Chelsea şu ana kadar ligde sadece 3 gol yedi. 10 maç sonunda müthiş bir savunma performansı. Bunun yanında City'nin 3 puan, Liverpool'un 2 puan kaybettiği bir hafta 3 puanla tamamlamak. Chelsea, tabii ki Liverpool ve City ve Manchester United'ın da tökezlediği haftalarda ya da tökezlerler ise kendisini pozitif tutabilirse şampiyonluğa doğru yürüyebilir. Benim hala şampiyonluk adayım Chelsea. Bunu dedikten sonra maç kaybetmişlerdi. Yine kaybedebilirler. Sıkıntı yok. Yani benim şampiyonluk adayım. O yüzden hala Chelsea. Newcastle hiçbir şekilde cevap veremedi. Veremedi. Net bir oyun oynadı. Daha demin vermiş olduğun rakamlar üzerinden ilerlemek gerekirse 3 gol dedin ya. Şimdi Premier Lig'de ne olursa olsun Premier Lig'de rakip takıma sadece 4 şut şansı veriyorsanız, bu şutların ikisi de ceza alanı dışındaysa siz çok başarılı bir savunma kurgunuz kesinlikle var demektir. Ve bunu yaparken aynı şekilde 17 tane de şut şansı buluyorsunuz. Bu 17 şut şansının içinde 17 şut şansını oluşturan etmenlerde 10 tane anahtar pasınız var. İşte 10 tane anahtar pas atabilmek, rakibe anahtar pas attırtmamak. Ya bak şeyi geçtim, hani şutun kısmını geçtim. Rakibinizin anahtar pası yok. Anahtar pas attırmayan bir oyun oynuyorsunuz. XG'niz 1.96. 1.96'dan 3 gol çıkartabiliyorsunuz. Gol beklentisinde 1.96'lık bir beklentiden 3 tane gol çıkartabiliyorsunuz. Ama burada işte biz voleyde İtalya'nın içinde de konuştuk. Birazdan burada da Serie A'yı değerlendirirken konuşacağız. Yani Ben Chilwell kullanımı, Alonso kullanımı neyse. Savunmayı Rudiger'e göre inşa etmek. Rudiger'in zaaflarından Rudiger'den daha farklı bir profil çıkartabilmek. Değil mi? Normal şartlarda Rudiger'in dörtlü savunma oynadığı bir kurguda ne olacağını bilemezsin. Ama üçlü savunmaya döndüğün anda Rüdiger senin için bir yok edici oluyor. Rakip takımı yok edici oluyor. Bunlardan faydalanabilmek çok çok önemli. Tuchel bunu oluşturdu. Hangi programdaydı hatırlamıyorum. Tuchel yine çok detaylıya kafa boğulacak. Bir detayda boğulduğu anda maç kaybedecek diye biz konuşuyoruz zaten bunu. Detaylarda birazcık daha özgürlük verdiği anda oyuncularına o özgürlükle beraber daha farklı oynuyor. Peki burada yani özgürlüğü kime verir dersin oyuncular yokken? Atıyorum orta sahada yaratıcı bir oyuncunun senin özgürlük alanı olur ama Chelsea'nin sezon başından beri attığı golleri genel olarak bir izlerseniz özet olarak şeyde bizde de varsa Premier Lig özetleri. Alonso veyahut da Chilwell'in şurada olduğu hücum setlerinde o kadar fazla pozisyon var ki. Bu rakibi manipüle etmek, rakip yerleşimi bozmak. Burada isim önemli değil. Bu maçta Reece James'ti bu görevi yapan. Yapan. Yani şey olarak söylüyorum. Hani sol taraftan gelişen hücumlar üzerinde. Aynısını sağdan da yapıyor. Alıyor burada. Senin bek olarak anlamlandırdığın oyuncular çat sana burada yapıyor. Bütün yerleşimi bozduğun anda zaten gol şansını yükseltiyorsun. O yüzden fazla gol atıyorsun. Bir de yerleşimi bozduğunda şu var. Bunu sadece hücum olarak düşünmemek lazım bence. Katılır mısın bu fikrime bilmiyorum. Rakibin yerleşimini bozdun, hücumu sonlandıramadın. Ama yerleşimi bozulmuş rakip topu kaptıktan sonra yerleşimi bozuk olduğu için zaten sen kendi sahanda çok çabuk doğru şekilde yayılabiliyorsun. Yani bazen rakip yerleşimi bozmak, hücumu bitirmek olarak algılamamak lazım. Rakibin topu kazanabilir ama topu kazandığında yerleşimi bozuksa zaten sana doğru hücumu yapamaz. Ralf Rangnick'in gegenpressi icat ettiği dönemdeki felsefesi. Evet. Hani hem sen rakibi bozarak hücum yapıyorsun. Yapamazsan da sonuçlandıramazsan da rakibin sana sağlam hücum yapmasını engellemiş tabii oluyorsun. Tabii ki. Karşı presteki durum buydu.